Herkese merhaba. Hayatımızın vazgeçilmesi olan internet bankacılığı şifresi unutulması durumunda neler yapılması gerekiyor? Bunun bilgisini vereceğim. Öncelikle internet Explorer, Google Chrome hangi browser'ı kullanıyorsanız o browser'ı açıp arama kısmına Empara yazmanız yeterli oluyor. Empara'nın ana sayfası geliyor ve sağ üst köşede internet şubesi seçeneğini göreceksiniz. Buraya bastığınız durumda pop-up olarak Yeni bir ekran açıyor size. Burada şifresini bilen kişiler TC kimlik numarasını ve şifresini yazıp sayfaya giriş yapabiliyor. Şifresini hatırlamayanlar için şifremi unuttum kısmı bulunuyor. Şifremi unuttum kısmını seçtiğinizde tekrardan yeni bir ekran açıyor size. Ve bu ekranda TC kimlik numaranızı, telefon numaranızı ve güvenlik kodu. Güvenlik kodu olarak yazan bölümde ekranda görmüş olduğunuz rakamların aynısını yandaki kutucuğa yazmanızı istiyor. Telefon numarasında şekilde görüldüğü gibi yazılması gerekiyor. İlk bölüme 0500 kalksa o yazılıyor. Kalan kısma numaranın kalan kısımları yazılması gerekiyor. Devam seçeneğini seçtiğinizde buraya yazmış olduğunuz telefon numarasına SMS gönderiyor. Zaten buradaki telefon numarasının sistemdeki telefonla aynı olması gerekiyor. SMS şifresi telefonunuza gelen şifre ve bunu yazmanızı istiyor. Devam dediğiniz durumda size güvenlik sorusu soruyor. Ben bu ilk güvenlik sorusunu hatırlamadığım için güvenlik sorusunu geç seçeneğini seçerek ikinci soruya denk geliyor. Burada da annemin evlenmeden önceki soy isminin bazı harflerini istiyor. Her seferinde aynı soru çıkıyor bu bilgiyi verebilirim size. Bir sonraki bölümde kredi kartı, ATM kartı, hangi kart yanınızdaysa o kartı seçip o kartın bilgilerini doldurmanızı isteyecek sizden. Ben ATM kartını seçtim. Evet şu anda gördüğü üzere son kullanım tarihi bilgisini bu kartın üzerinde yazan bilgidir. Güvenlik kodu da kartın arkasındaki son 3 numaradır. Güvenlik kodu silindiyse yeni kart gelmeden bu kod hiçbir yerde gözükmüyor. Böyle bir dezavantajı bulunuyor bu güvenlik kodlarının. Ve kartlar üzerinden çok çabuk siliniyor. Devam dediğimizde yeni şifre oluşturmamızı isteyen bölüm geliyor. Yeni şifre 6 rakamdan oluşması gerekiyor. Zaten kriterleri de hata yaptığınızda tekrardan açıklamasını yapıyor. Şifre alımı bu kadar basit. Umarım beğenmişsinizdir görmek istediğiniz yeni videolar olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız bizi sevindirirsiniz. Teşekkür ederiz.